Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hafta sonu arasından sonra bugün yine birlikteyiz. Hafta sonu ara verdim. Cuma günü de video editlemek istemediğim için Cuma'nın videosunu da paylaşmadım. O yüzden bugünden itibaren kalan 3-4 gün var. 4 günümü vloglamaya devam edeceğim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Bugün sabah eşim işe gidemedi çünkü arabada bir problem çıkmış. Arabanın tekeri hareket etmiyormuş. O yüzden eşim işe gidemedi. Şimdi dışarıda tamircileri bekliyor. O tamirciler geldikten sonra arabayı alıp götürecekler ve eşim araba kiraladı. Kiraladığı araba gelecek. O şekilde işe gidecek. Yani bugün bayağı bir sıkıntılı bir gün arkadaşlar. O yüzden işte öyle. Ben de bugün işte birkaç aydır böyle bir türlü buluşamadığım, söz verdiğim bir kız var. Onunla buluşacağım inşallah. Ama işte buluşmadan önce de şu bugün editlerini falan bitireyim dedim. O yüzden işte buradayız. Mina'yı kreşe yolladım. Yani yollayalı bir yarım saat falan oldu. Ben de hafıza kartındaki videoları şey attım, bilgisayara attım ve burada tekrar video çekmeye devam ettim. Eşim geldi. Evet, bugünkü sabah kahvaltımda böyle mısır gevreği, yani daha doğrusu patlamış mısırın böyle ezilmiş hali var. Bunun üzerine fıstık ezmesi süreceğim. Hem enerji veriyor hem de tok tutuyor diye. Tabii bu biraz kalorisi yüksek bir kahvaltı ama bir daha ne zaman yemek yerim bilmiyorum, o yüzden aç bırakmamak için kendimi böyle ikisine de bundan süreceğim. Evet, bunu sürdükten sonra birinin üzerine çilek reçeli eklemek istiyorum. Çilek reçeliyle de çok güzel oluyor. Vişneyle de çok güzel oluyor. Yani genel olarak reçellerle fıstık ezmesi çok güzel oluyor. Ben Türkiye'deyken fıstık ezmesi fikrine pek alışamamıştım, sevememiştim ama burada sevmeye başladım. Bir de böyle Kore'de Lipton'un Yellow Label çayını buldum. Aynı bizim bildiğimiz Türkiye'deki çay. Sallama çay arkadaşlar. Şimdi bir de bundan yapacağım kendime ve editin başına oturacağım. Evet, hemen edite başlıyorum. Normalde kendi telefonumun kulaklığını takıyordum ama bunda ses biraz daha kaliteli geliyor. O yüzden ufak detayları da atlamamış olurum. Gerçi ne editliyorsam, günlük vlog editliyorum ama yine de yaptığım işe azıcık değer vereyim. Öyle. Eşimin arabasının şeyi gelmemiş. Tamirciler henüz gelmemiş. İnşallah bugün benim buluşmamı sabote etmezler diye umuyorum. Evet, yine buradayız. Eşim arabasını tamir eden abiler için şöyle şu görmüş olduğunuz içecekten ve iki tane de kap istedi. Şöyle bunları şimdi götürüyorum, sonra geri geleceğim. Evet sevgili arkadaşlar, eşim az önce gitti. Arabasının tamiri çok şükür ki olmuş. Gerçekten şükür diyorum çünkü eşim yoldayken eğer frenler böyle takılı kalsaydı ve lastik kilitlenseydi %100 kaza yapardı ve bunun hafif bir kaza olacağını düşünmüyorum. Çünkü eşim arabayı hızlı kullanıyor. Gerçekten Allah korumuş. Ve bu ara garip bir şekilde çok fazla kaza oluyor. Farkında mısınız? Türkiye'de, Mardin'de, Gaziantep'te öncelikle aileleri varsa izleyen veya denk gelecek veya yakınları tanıdıkları, Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah acil şifa versin. Ama bunun yanında inanılmaz bir şekilde son zamanlarda dünya üzerinde çok kötü bir enerji varmış gibi. Herkes kötü hissediyor. Kazalar, ölümler gerçekten korkutucu bir şey ve ben geriliyorum. İçimde şu anda böyle kötü bir his var. Garip bir his var, bilmiyorum.
İçim rahat değil. Hani bir şey olacak, kötü bir şey olacakmış hissi nedense. Sürekli bu hisse dolaşıyorum ve çok yoruldum artık bu histen. Allah'ım lütfen kötü bir şeyler olmasın. Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı kolaylıkla olsun. Bunu demek istiyorum. Şimdi kaşlarımı boyadım. Şimdi bu boyalı kaşlarla beni çok ciddiye alamazsınız ama kaşlarımın boyama zamanı gelmişti. Şeyi çok soruyorsunuz. Kaşın neyle boyuyorsun? Saç boyasıyla boyuyorum. Saçımın şu dip rengini, şu andaki gerçi dibi geldi de normalde hani renginin şeyini yapıyorum işte. Aynısından aldım. Bu sarı olanlardan değil de biraz daha turuncuya yakın bir rengi var. Ondan aldım. Onu sürüyorum. Böyle bir 5, 6, 7 dakika falan bekletip çok fazla bekletirsem çok turuncu oluyor. Renginin açılmasını bekliyorum. Üzerimi giyineceğim ve çıkacağım. Ya umarım bugün buluşacağım kızla eğleniriz. Çünkü ben radikal bir karar alıp Kore'deki hiçbir Türk ile bundan sonra buluşmayacağım demiştim. Ama ondan önce bunu söylemeden önce 3 kişiye söz verdim. Bugün buluşacağım kız aslında tam Türk değil. Daha sonra açıklarız size yani video çekersem eğer. 2 tane de Türk arkadaş var. Onlarla da buluşacağım. Söz verdim çünkü. Sözümü yerine getirmek istiyorum. Öyle. Yani bu radikal kararımdan ötürü böyle belki de şey olmuş olabilir. İçsel olarak hazır hissetmiyor olabilirim kendimi. Bilmem. Hazırlanacağız, gideceğiz işte. En kötü ne olabilir ki? Of, çok şey hissediyorum kendimi. Zor hissediyorum böyle. Nefes alırken böyle şuramda bir şey var, tamam mı? Ve bastırıyor mideme doğru ve nefesimi kesiyor. Ay! Ay! Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Otobüse doğru yürüyorum. Yani biraz daha geç çıksam çok geç olacakmış. Otobüs bir kez kaçarsa 20 dakika sonra falan geliyor. Biz de dedik ki 1'de buluşalım. O yüzden farklı otobüs güzergahı da buldum ama yani hangisi önce gelirse ona binmeyi düşünüyorum. Şu anda saat 12. Biz 1'de buluşacağız dedik. Ben niye erkenden çıktım? Neyse gezeriz oraları azıcık. Arkadaş gelene kadar ne yapalım? Kamera da odaklamıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın kamera. Ah, o kadar sıcak ki. Bugün akşam yine yağmur yağacakmış saat 7 gibi filan ama 7'ye kalmaz. Ben yine de çantama şemsiyemi aldım. Evet, yavaş yavaş gidelim. Hem kartıma da bilet yükletirim. Erken çıkmak iyi oldu. Erken gitmek her zaman iyidir. Neden diyeceksiniz? Geç kalınca karşıdaki insana mahcup olmaktansa erken gidip bekleyen taraf olmak daha güzel oluyor. Bu da benim ilginç bir teorim. Neyse, hadi gidelim. Şimdi otobüs bekliyorum. 8 dakikası falan kalmış. Burada kaç tane durak ve kaç dakika kaldığını gösteriyor. Hava durumunu gösteriyor ama çok sıcak. Aşırı yani güneşsiz, bunaltıcı ve sıcak bir hava var. Nefret geldi bu havadan artık. Kapalı ve sıcak havadan bıktım artık. Yüzüm o kadar terliyor ki bakın görüyor musunuz? Çok terliyor yani. Dönüşte taksiyle mi gelsem diye düşünmeden edemiyorum. Ay çok sıcak. Çantamı bir kez daha kontrol edeyim de ne olur ne olmaz bir şey unuttuysam diye. Zaman geçmiyor. Otobüsün gelme saati bir türlü gelmiyor. Arkadaşlar her şey o kadar saçma ki kıza mesaj attım. Dedim ki ben yoldayım. Sonra yarım saat sonra ben indikten sonra bana mesaj attı. Kızım korona olmuş. Ben gelemeyeceğim diye. Allah! Ay sinirim bozuldu. Ağlayacağım. Ağlamayacağım da yani sinirim bozuldu. Keşke birazcık erken söyleseydi. Ben şimdi boş yere buraya kadar geldim yani. Ne yapacağım şimdi? Yapacak da hiçbir şey yok ayol. Burada kafe dışında tek başıma kafeye gidip ne yapacağım? Tek
başıma gideceğimi bilseydim yanımda kitap falan getirirdim. Hiç de bir şey de getirmedim ayol. Şaka gibi. Wow. Gerçekten yani. Eşimin en sevdiği kafeye geldim ve ehliyet soruları çözüyorum. Burada da içeceğim var. Mangolu ve pineapple'lı bir içecek aldım. Dışarısı da böyle görünüyor. Evet arkadaşlar, buradan böyle dümdüz gittiğimiz zaman şu ileride bir yerde Lotte Sinema var. Lotte Sinema'nın binasında da şey var. Ev eşyaları satan bir yer var. Oraya bir gidelim. Bakalım ne varmış, ne yokmuş. Böyle bir mağaza var. İlk önce buraya girelim. Bir kek kalıbı falan bakacağım arkadaşlar. Şuradan girelim. Size tarif verebilmek için. Aa, böyle kaplar da var bu arada. Şurada varsa bu kısımda vardır. Kek kalıplarını bulamadım ama burada çok güzel bardaklar falan var. Bakın. İşte ikinci mağazaya geldim. Burası böyle bitkilerle başlıyor. Hepsi çok güzel görünüyor. Sonra burada banyo için böyle bed bomb tarzları şeyler var. Şunlardan. Sonra böyle koku şeyleri. Bu çok hoşuma gidiyor. Taşındığım zaman bundan alacağım bir tane. Evet. Çok hoş görünüyor. Ben böyle şeyleri seviyorum genel olarak. İşte bu gördüğünüz yerde full bahçe eşyaları falan satılıyor. Bakın burada minik takı böyle kutuları falan da var. Sonra şu ileride güzel saksılar var. Şunlar da çok tatlı duruyor. Şunlar da çok güzel. Henüz tam emin olmasam da kafamda birçok şey aslında belirli. Şu adamlar favorim. Bunlardan da kesin alınacak yani. Şimdiden almıyorum. Evi doldurmak istemiyorum. Çünkü ev zaten kalabalık. Ay burada da güzeller varmış da bunları eve götüren. Bu şey küsenden mi acaba? Yok, küsmüyor. Sonra burada ev ızgaraları falan var. Evde böyle şey yapmak için ızgara tarzında. Burada işte vakumlar falan var. Ay bunlardan da istiyorum ben. Özellikle böyle yeri şey yapanlar var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama buharla temizleyenler var onlardan. Fön makinaları, tartılar. Şöyle minik waffle tost makineleri. Bize waffle makinesi var. Şunlardan var. Şu da waffle makinesiymiş. Kore'de tost makinesi mantığı çok yok bu arada arkadaşlar. Burada pikeler, yastıklar falan var. Böyle. Şu bardakların rengi de çok tatlıymış. Burada da işte yatak örtüleri. Bu yeşil harika. Çok güzel görünüyor. Şuradakiler de güzel. Bu sarı da güzel. Fiyatlarını da size göstermiş olayım. Burada perdeler var. Şu yatak odası için güzel bir perde olabilir. Şunlar da salon için. Tam benim salonuma uyacak perde bunlar. Bakın. Zeytinli ve ortası böyle çok tatlı. Burada da hasır sepetlerden var. Bunlar çok moda. Herkes çok tercih ediyor sanırım. Böyle saklama kapları vesaire şey için, buzdolabı için. Şurada çocuk odası eşyaları, ev eşyaları falan var. Masalar falan. Ranza, yatak. Biraz da burayı gezelim. Şunlar hoşuma gitti. Balkon eşyası. Şunlar da güzel ama bizim eve sığmaz. Taşınacağımız ev çok küçük. O yüzden biz masa almayız zaten muhtemelen. Onun yerine bir bar alırız. Uzatırız yani. Lavaboyu böyle L şekline getiririz. Orada yemek yeriz çünkü yer yok. Şimdi buraya geldik. Ben şey bakacağım. Kek kalıbı bakmaya geldim. Size tarif verebilmek için.
havalar falan var. Bura uygun bu arada. Fiyatları çok uygun. Birçok yere göre. O yüzden ev eşyası alışverişimi buradan yapacağım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, aradığım hiçbir şeyi bulamadım. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüse binip eve gideceğim. Günün kalanını evde geçireyim. Zaten saat 2 oldu. En geç 3'te geri dönerim diye düşünmüştüm de. Öyle işte. Otobüs ne bu? Bizle alakası yok. Tamam. Otobüse bineceğim de o yüzden yolu kontrol etmem lazım. Şimdi eve geldim. Çantamı değiştirdim. Markete gitmem gerekiyor. Akşam yemeği için birkaç malzeme falan alacağım. Bu da hayatında hiç yabancı görmemiş herhalde. Neyse. Hava çok sıcak. Alacak listemde önemli şeyler var. Bugün Mine'ye tekrardan bir şiş kebap yapmak istiyorum. Böyle tavuk şiş yapmak istiyorum. Umarım güzel bir şeyler bulabilirim diye umut ediyorum. Çünkü burada uzun şişlerden yok bildiğim kadarıyla. O yüzden işte markete gidip böyle güzelce bir bakıp kontrol etmem gerekiyor. Dönüşte yine soğuk bir şey mi alsam ne alsam? Ciğerim yani yürür. Şimdi mutfak eşyaları bölümündeyim. İnce şiş arıyorum. Burada çubuk, yemek çubukları, çatallar falan var. Burada temizlik bezleri. Geçelim, burada değil. Şura var ama bilmiyorum. Olmaya da gelir. Burada da yok. Ay bir dakika, ben bulunca size gösteririm. Burada böyle hazırlanmış salatalar, sandviçler, wrap'ler falan da var. Burada işte kimçiler var. Görüyor musunuz kimçi? Böyle paketli ama biz evde yapıyoruz. Yani taşınınca buradan da alırız, ne olacak? Arkadaşlar bakın, canlı yengeç de satıyorlar. Hepsi hareket ediyor, şuna bakın. Benim çok korkunç. Akarın ayıp lan bunda olsun. Evet canlarım, market işim de bitti. Marketten aldıklarımı size göstereyim. Şöyle buzdolabı poşeti rulosu aldım. Hem biz kullanıyoruz hem de eşim Mira yürüyüşe çıkardığı zaman bunları kullanıyor. Mira'nın kakasını böyle topluyoruz, yaptıktan sonra çöpe atıyoruz. Bu arada şişlerden buldum. Tam istediğim uzunlukta olmasa da yeterli diye düşünüyorum. Sonra şöyle hazır paket buz satılıyor burada arkadaşlar. Buz aldım. Eşim içeceklerine sürekli buz koyuyor. Bir de evde kahve falan yaparken çok iyi oluyor. Bizim buzdolabı koku yapıyor arkadaşlar. Kayınvalidem çok fazla balık falan koyduğu için buz kalıbıyla koyduğumuz zaman buza buzdolabı kokusu siniyor. Böyle balık balık. Ve güzel olmuyor. O yüzden bu şekilde alıyoruz. Bunu hemen koyup geliyorum. Tavuk göğüs eti aldım böyle. Arkadaşlar şimdi bunları hemen şey yapacağım. Soslayacağım. Akşam Mina'nın gelmesine yakında pişiririm. Sonra patates aldım. 6 tane. Eşime akşam yemeğini hazırlamak için. Sonra böyle bir adet, bu neydi bunun adı? Kabak var elimde. Bir de bunu buldum. Efes Pilsen arkadaş. Kayınvalidemle ortaklaşa içeriz artık. Tek başıma içemem de. Yani bulmuşken alayım dedim. Bu fırsatı değerlendireyim dedim. Bu kadar şey aldım. Fiyatı 21.310 tuttu. Yani buranın 21 lirası gibi bir şey arkadaşlar aldığım şeyler. Hani çok fazla bir şey almadım. Evet. Ama bu 2,5 liraya geliyor. Şu 5 liraydı. Patates pahalı. Bu tanesi 3,5 liraya geliyor. Yani buranın parasıyla 3,5 liraya geliyor. Sebze meyve inanılmaz pahalı. O yüzden aslında 21 tuttu. Yani normalde şunun tanesini 1 liraya falan satsalar 20 bile tutmaz ama işte biraz pahalı. Şu da işte yurt dışından geliyor diye pahalı. Neyse, bunları yerleştireyim yerlerine. Şimdi tavuk etlerimi küp küp doğrayacağım ve soslayacağım. Akşama kadar soslu olacak. Bu arada fırın kağıdı almayı unutmuşum. Ah,
Nemselendi. Arkadaşlar az önce aldığım tavuk kokuyor. Yani ben birazcık etteki kokulara karşı hassas bir insanım. O yüzden şimdi tavuğu da alıp değiştirmeye gideceğim. Umarım değiştirirler. Yani üzerine para versem de çok önemli değil de tavuğu değiştirsinler yeter ki. Sizi yanımda götürmeyeceğim. Gidip kendim değiştirip geleceğim. Video çekecek vaktim olmaz muhtemelen. Arkadaşlar markete gittim geldim. Değiştirdiler. Ek ücret vesaire değişim falan hiçbir şey talep etmediler. Birazcık kenarından sadece açtım ve kokusu böyle buram buram burnuma geldi. Bu da bozuk bu arada. Ve haşlanmış yumurta ve uzun süre haşlanmış kalmış beklemiş yumurta gibi kokuyor aynı. Rengi de hoş değil zaten. Ben zaten rengini görür görmez anladım. Dedim hani bu iyi bir tavuk değil. Şimdi gideceğim tekrardan mecbur. Diyeceğim böyle böyle ikidir değiştiriyorum. İkisinde de sürekli koku çıkıyor. Perişan oldum. Çok açım. Az önce bir tane kruvasan yedim. Gelirken kruvasan almıştım. Dayanamadım. Akşama yerim diyordum da bugün sanırım şiş tarifi veremeyeceğim size. Çünkü tavuklar bozuk. Full bozulmuş yani oradaki tavuklar. A few moments later. Evet arkadaşlar, ikinci tur markete gittim geldim. Benim değişimimi yapan kadınlar kapıda duruyorlardı. Dedim ki ikinci kez değiştirdiğinizin farkındayım ama dedim hala kokuyor bu tavuk. Rengi de bozuk dedim. Ondan sonra kadın kokladı. Kokusunu aldı bak. Bunda hepimiz hemfikiriz. Kadının suratının şekli değişti zaten. Ben çok güzel yüz okurum bu arada. İnsanların yalan söylediğinde çok güzel anlarım. Neyse işte kadına dedim hani böyle böyle kokuyor yani dedim. Başka bir tavuk getirin o zaman dedim. Hani ona da bakalım, kokmuyorsa alayım. Ama kokuyorsa ben dedim iade istiyorum. Kadın da dedi ki bunun dedi işte son kullanma tarihine 2 gün var. Bakın bugün ayın 22'si, 24'ünde bitecekmiş. Ondan sonra işte şey dedi bana, işte bunun dedi daha bozulmamıştır, 2 gün daha var. Ya dedim ama kokuyor. Yani siz dedim hayatınızda hiç tavuk, çiğ tavuk falan koklamadınız herhalde. Ama dedim ben dedim yani biliyorum normal bir tavuk, bozuk olmayan bir tavuk bu şekilde kokmaz. Bozuk et kokmaz arkadaşlar. Yani bozuk aman şey bozuk yani taze et kokmaz. Hiç kokusu olmuyor. Ya yani, ama bu buram buram haşlanmış yumurta gibi kokuyor. Kutuyu açtığınız anda bana diyor ki bunların işte paketleme şeysi böyle olduğu için paketleme ne denir ona? İşte anladınız neyse her neyse paketleme durumu böyle olduğu için hangi paketi açarsan aç böyle kokuyor diyor. Dedim ki hayır kokmuyor. Kadınla birbirimize tavuk nasıl kokar, tavuk kokmalı mı kokmamalı mı, paketleme durumu neyi değiştirir, bunun münakaşasını yaptık. Dedim ki almıyorum tavuk dedim. Bana dedim ödediğim miktarı geri iade edin o zaman dedi. Hayır benimle münakaşaya girene kadar de ki ya tamam hani bu tavuk bozuk. Bana diyor ki yeni bir paket açarsam ben bunu müşteriye satamam. Satma zaten, bozuk çünkü tavuklar, zehirlenir insanlar ve tavuk zehirlenmesi diğerlerine hiçbir benzemiyor ya. Öyle kötü bir zehirlenme türü ki ben bir kere tavuktan zehirlendiğim için biliyorum. Çok kötü yani, başka hiçbir şeye benzemiyor. İnsanların sağlığıyla oynuyor. Yani daha önceden bu şeyde, bu markette kasap bölümü vardı ve her şey inanılmaz tazeydi. Ama işte bu kasap bölümü kalktı. Etler buraya şey olarak geliyor. Araçlarla geliyor. Bunlar da buzdolaplarından çıkartıyorlar. Ne zaman bu sisteme döndü döneli yani etler berbat durumda. Daha önce biz farklı bir et de almıştık, kıyma. Üzeri böyle kıpkırmızı. Çok güzel görünüyordu. Altı simsiyah olmuş. Ekşi ekşi kokuyor. Gitti eşim değiştirdi. İki paket vermişler onun yerine. Özür dileriz diye. Bu sefer tek paket normal çıktı. Diğer paket yine aynı şekilde çıktı. Yani bilmiyorum, insan sağlığıyla oynuyorlar ve çok rahatsız oluyorum. Bir daha oradan asla et almayacağım yani. Bu sondu sanırım. Bir daha almam. Çok berbat, saçma sapan bir durum işte. Eşime anlattım. Dedim böyle böyle oldu. İşte kadın böyle böyle benimle bir saat sohbet etti diye. Eşim de dedi ki niye seninle münakaşaya giriyor ki dedi. Sen de orada müşterisin dedi. Hani yapması gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor, paranı da iade etmesi gerekiyor gerekirse deden. Niye senle habire laf dalaşına giriyor ki dedi. Yani neden? Çünkü beni yabancı gördü. Bir şekilde inandırabileceğini zannetti ama ben yani et konusunda sonuçta ben o eti çocuğuma yedireceğim. Ve o yüzden de asla yani no bir daha asla.
Arkadaşlar Mina kreşten geldi şimdi. Uzun zamandır eline tablet vermiyordum. Hafta sonu hiç öğlen uykusunu uyumadığı için cezalıydı. Normalde yarım saat oyun oynamasına izin veriyorum ama hafta sonu hiç uyumadığı için cezalıydı. O yüzden de şimdi gördüğünüz üzere hele hele ellere bak, ellere bak. Ellerini yerim senin. Tipe bak, sırıtmaya bak. Kurban olayım ben sana. Kurban olurum ben sana. Anneye öpücük. Anneye öpücük. Öpücük, öpücük, öpücük. Evet, Mina ile top oynama zamanı. Yakala. Oo, çara. Oo, çabattı. Mina. İroke heyeci. Ta, İroke. I'm sorry. Son İroke. Hana, dur, set. Apro. Taş trovatta. Omante, tonjo. Tamam, İroke, İroke. Evet arkadaşlar, size Legolardan nasıl at yapılır onu göstereceğim. İlk önce şöyle 4 tane parça olması lazım. Sonra 2 tane böyle parça. Bunlar atın ayakları ve vücudu olacak. Sonra morlardan lütfen. 2 tane mor. Bu ön kısmı. Ön kısmına 2 tane mor yapıştırıyoruz. Sonra bunla, şöyle parçalardan lazım 2 tane. Arkasına. Yüzü için bir tane bundan. Şöyle önüne gördüğünüz üzere. Mor lütfen. Bu kuyruğu. Bir tane de mavi parçaya ihtiyacımız var. Mama, bu da gözü. Mama Maria. 2 tane atımız var bizim, bakın. İki tane de yok. İki de teyocuğum. Gördünüz mü? At. Tıkıdak tıkıdak. Yok, yok, yok. Anne. Şimdi bir de ev yapalım atlara. Atlarımıza bir de ev yaptık. Evet, yeteneğimiz bu kadardı arkadaşlar. Hana bakıyorum. Evet, Mina ile bebeklerimize bir şato yaptık. Dur, yüzü kapanmış. Bu Cucu, bu da Cinderella. İsmi Cucu gerçekten bunun. Bu bir çizgi film karakteri. Bu da bizim Cinderella'mız. İkisi birlikte oturdu. Biz de Legolardan bir şato yaptık. Nabidari. Aferin sana. Cucu, Cucu. Neredesin Cucu? Cucu. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Robot. Robot nerede robot? Robotu buraya getirir misin? Gel robot, gel. Robotu da donmamış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir robotumuz var. Mina ile birlikte fotoğraf çekiniyoruz. Ve çok mutluyuz. Anlatabiliyor muyum derdimizi? Yok, o da... Bizim akşam yemeği vaktimiz geldi. Bugün hepimizin ramen yiyesi tuttu. Ramen yiyoruz. Mina'ya bakın şimdi. Nasıl güzel yiyor. Ya annem, göster hadi. Gördünüz mü?
Yiyebilirsin. Başla. Arkadaşlar bir de size benim favori şeyimi göstermek istiyorum. Bu biber kızartması. Bu biberi kızartmışlar, kurutmuşlar ve böyle satıyorlar abur cubur olarak. Aşırı güzel. Bakın şimdi kıtır kıtır. Çok güzel. Evet, şimdi kamera beni odaklamasa da ben yine de derdimi anlatacağım arkadaşlar. Neyse. Yürüyüşe çıktık şimdi. Mira'yı yürüyüşe çıkardık. Mina da çıkmak istedi. Biraz yağmur atıştırıyor gibi. Buranın yağmuru hiç bitmiyor biliyorsunuz. Şimdi Mira ile eşim şuradalar. Kaçma kaçma. İşte görüyorsunuz bizim hayatımız bu şekilde. Şu sahne zaten çok komik zaten. Niye korktun? Korktu yine. Mira. Mira ya. Kiyo. O kadar tatlılar ki. O zıplaya zıplaya gidiyor. Neyse arkadaşlar, yavaş yavaş videonun bittiğine ve artık sonlara geldiğimize göre gel. Size kapanışı yapayım diyorum. Ve hula hoop hacı, hula hoop. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.